Öğrenciyim, öğrenci olduğum için kısa süreli hiçbir yer almıyor. Birkaç yerde deneyim istiyor. Yani almadıkları için nasıl bir deneyim oluşturabilirim bunu da bilmiyorum. Torpilsiz artık asgari ücretinden bile iş bulmak çok zor. İş olanakları çok düşük ya. Yani asgari ücret düşük olduğu için kimse çalışmaya yanaşmıyor. TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre işsizlik oranı bir önceki aya göre azaldı. Bakalım vatandaşlar Kayseri'deki iş olanakları hakkında neler düşünüyorlar? Yani ben de iş arıyorum şu anda. Bir haftadır falan başvurmadığım yer kalmadı. Ama yok. İş yok yani. Kayseri'de de olanak yok. Hani organize bölgesi var. Oraya da gidiyoruz, başvuruyoruz. Öğrenci istemiyorlar. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Sizler Kayseri'de kendinize göre iş bulamıyorsunuz. Evet, bulamıyoruz. Ne üzerine başvuruyorsunuz? Yani otellere başvurdum, dediğim gibi organizeye başvurdum, ofis yerlerine başvurdum ama yok. Hiçbir geri dönüş olmadı. Evet, marketlere başvurdum, askerlik istiyorlar. Yok, geri dönüş yok. Peki askerlikten başka reddetme sebeplerini söylüyorlar mı? Deneyim istiyorlar, öğrenci olmam sorun, sürekli eleman istiyorlar. Böyle şeylerle reddediyorlar. Şimdi Kayseri'deki iş olanakları kişiye göre değişiyor ama eğitim açısından, insanlara verilen eğitim yetersiz kaldığından organizedeki adam da vasıflı eleman bulamıyor. Vasıflı eleman sayısı azaldığı için de fiyat artıyor. Şimdi adam bir kaynak ustasına 7 milyar maaş vermem diyor. Ama işte biri geldiği zaman da yetiştireyim demiyor. Böylelikle insanlar istediği maaşı veyahut da istediği işi bulamıyor. Şimdi birine sorduğu zaman herkes masa başı iş diyor. Masa başı işler de doldu. Şimdi teknoloji de gelişti. Her şey sistem üzerinden geliştiği için masa başı işte de çok adam kalmadı artık. Sanayide, organize sanayi kısmında da işverenin işçiye verdiği kaliteli demeyelim, kalitesiz hizmet, yemek olsun, temizlik olsun veyahut da servis imkanı olsun, adam organizeye gitmek istemiyor. Sabah 6'da gidecek, akşam 7'de gelecek, 13 saati tekamül eder. Hani tamam 12 saat çalışıyor, maaşını da fazla veriyor ama adamın sosyal hayatı bittiği için adam organizeye gitmek istemiyor. Herkes çarşıda olayım istiyor. Öyle olunca da piyasa çok karışıyor. Organize eleman bulmakta zorlanıyor. Bulduğu zaman da çıkartırken kolay çıkarttığı için insanlar da çalışmak istemiyor. Yani insanların bu zorlukta, bu ekonomik sıkıntı, iş seçmesi de çok anlamayan insanlar var. Yani niye seçiyorsunuz falan diyor ama adam ne yapsa şimdi, hiç uğruna sabahleyin saat 6'da servise binip 7'de işe başlayıp hiç uğruna akşam 6'da işten çıkıp 7'de evine gelip perişan halde çalışmak istemiyor. Genç nesille biraz uyandı. Z kuşağı dediğimiz kuşak artık biraz da akılcı. Teknoloji kullanmak istiyor. Az çalışıp çok para kazanmak istiyor. Z kuşağına hizmet etmeyen, yani ona göre yaklaşmayan bir hükümet sistemi, eğitim sistemi olduğu sürece organize sanayide de kimse çalışmaz. Çalışan, yani mezun olan mühendis de işsiz kalır. Asgari ücretle şu anda avukatı, mühendisi veyahut da kim varsa aklınıza gelen tüm beyaz yaka dediğimiz kim tamamı asgari ücretle razı bir şekilde yeter ki bir iş yerim olsun diye çalışmaya çalışıyor. Öyle olduğu zaman da insanlar bunu kullanıyor. Kayserimizin esnafı da bu şekilde kullanmayı sever. Kayserimizin ticaretle uğraşan insanlara da insan gibi davranmayı değil, yani ya şunu tutturmuşum bir asgari ücretle yapıştırayım demeyi sever. O yüzden kimse çalışmak istemiyor. Evimde oturayım diyor. Şu anda mesela devlet bir çalışma yapsa evde oturan niye oturuyor diye bir açıklamasını bulamaz yani. Bence iş kapısı çok. Çalışmak istemeyen çok. Çalışmak istemeyenin sayısı fazla. İş var bence. Yeter ki çalışmak isteyelim. Sizler kendinize göre iş bulabiliyor musunuz? Tabii ki. Herkes kendi kulvarında, kendi mesleğinde çalışmak istediği sürece bulabilir yani. Peki vatandaşlar sizce neden çalışmak istemiyor olabilirler? Vatandaşlar neden çalışmak istemiyorlar? Belki şartları kendilerine uygun gelmiyor. Belki ekonomik açıdan hani biraz daha şartlarının iyi olup da maaşının biraz daha yüksek olma beklentisinden dolayı. Türkiye'deki iş olanaklarında ben işsizlik olduğunu düşünmüyorum. Yani bütün fabrikalar, esnaflar çalıştıracak adam bulamıyor. Mesela kuaförler çalıştıracak kalfa, çırak bulamıyor. Yani bu ülkenin tek sorunu eğitim. Gençlerimiz maalesef üniversite okumak hevesiyle yani bir iş bulamayacağını bildiği halde bir üniversiteye gidiyor. Eminim siz de öyle olmuşsunuzdur yani. Peki sizler kendinize göre iş bulabiliyor musunuz? Tabii ben mesela özel sektörde çalışıyorum. Harita teknikeriyim. Hiç iş aramadım yani, hiç. Bir kere bile iş aramadım. 8 defa 9 defa firma değiştirdim. Yani hep beni istediler, ben gittim çalıştım. Ben de yani bu ülkede işsizlik olduğunu düşünmüyorum. Kendini yetiştiren, hem sosyal yönde hem mesleki yönde yetiştiren insanların işsiz kalacağını düşünmüyorum yani. Kayseri'de iş olanakları dar. Yani yeterince iş olanağı yok diğer şehirlere göre.
baktığımızda ben muhasebeciyim. Yani Kayseri'de iş olanakları bence dar diğer şehirlere oranla. Kendinize göre iş bulabiliyor musunuz? Ben kendime göre iş bulabiliyorum ama çevremde çok işsiz var. Üniversite öğrencileri biraz da. Oturduğum sitede herkes kalifiye, yani mühendisi var, öğretmeni var. Atanamadılar hala. Sizce bunun sebebi nedir? Yeterince istihdam olanağı olmadığından kaynaklı. Yani yeterince istihdam yapılamıyor. Geçen gün televizyonlarda siz de seyretmişsinizdir. 40 bin öğretmen ataması ihtiyaç var. Hala yapılmamış durumda. Diğer şey de öyle, yani devlete alınan şu anda atama en düşük seviyede şu an. Ondan kaynaklanıyor bence. Kayseri'de iş olanakları derken nereden baktığım önemli. Örnek vereyim, yani eğer marketlerde ne de çalışıyorsa emeğen sömürül diyor. Sürenin uzun tutulduğu, 7'den gecenin 10'una kadar çalışıldığı bir yer. İnsanlar giriyor bir müddet sonra da, yani nasıl bir bataklığa girdiğini anladığı için herkes çıkmak zorunda kalıyor. Onun dışında da torpilsiz artık asgari ücretinden bile iş bulmak çok zor. Gerçekten geleceğimizden yani endişe ediyorum, yani gençlere üzülüyorum. Yok yani öyle, yani 3 çocuk 4 çocuk yap dediler de bunları nasıl istihdam edileceği hususunda herhangi bir öneri yoktu. İş olanakları çok düşük ya. Yani asgari ücret düşük olduğu için kimse çalışmaya yanaşmıyor. Varıyorsun yaşın geçmiş diyor. 40 tane bahane uyduruyorlar vardığın fabrikalarda. Yani seni almamak için adam abire şey yapıyor. Seni yoksa tutuyor. Yok yaşın geçti, yok şey oldu, yok bizim sigorta vermeyiz, yok servis vermeyiz. Hani var yani, sorun var. Yok değil. Peki sizler Kayseri'de kendinize göre iş bulabiliyor musunuz? Ya şu pandemiden sonra biraz zorlaştı ya iş bulmak. Niye zorlaştı? Adam iş yok diyor. Teknoloji şey, hayat durdu, satış yok diyor. Size göre diyor iş, yani yaparsan hamballık veriyor. Yani bildiğin mesleği yaptırmaya insanı zora sokuyorlar. Yaptırtmıyorlar. Bildiğimiz mesleği yaptırtmıyorlar bize. Güzel soru aslında. Yani diğer ben aslında Çorum'da okuyorum. 3 yıldır da oradayım. Oradakine nazaran buradaki tabii çok fazla. Yani büyük bir şehir olduğu için bilmiyorum, daha kolaydır diye düşünüyorum. Peki sizler kendinize göre iş bulabiliyor musunuz? Bulamıyorum aslında gerçekten. Çünkü niye? Öğrenciyim. Öğrenci olduğum için kısa süreli hiçbir yer almıyor. Bu yüzden de birkaç yerde deneyim istiyor. Yani almadıkları için nasıl bir deneyim oluşturabilirim bunu da bilmiyorum. Bu şekilde yani. Çalışmaya gittiğiniz yerlerde insanlar sizden deneyim istiyorlar. Ha. Fakat siz hiç çalışmadığınız için çalışamıyorsunuz. Yo, çalıştığım yerler var fakat ama kısa süreli olduğu için çok şey yapmıyorlar, yani geri dönüş sağlamıyorlar.